de dijital oyunların dününe, bugününe bir bakacağız. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ergin Şafak Dikmen stüdyo konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Sayın Hocam, Sayın Özbay'ın da ifade ettiği gibi aslında oyunlara dair bir de biz de zaman zaman burada yayınlar yapıyoruz. Bir ön yargı söz konusu, çok ciddi manada hem bir maddi kayıp hem de zaman anlamında bir manevi kaybın oyunlar özelinde olduğunu hep uzmanlar da ifade ediyor. Biz de burada zaman zaman dile getiriyoruz ama bu gibi durumlarda da teşvik edilmesi gereken noktalar var. Galiba bunun biraz ayırdığında olmak ve o ince çizgiyi fark etmek gerekiyor. Ne dersiniz? Evet, aslında dijital oyun konusu pek çok farklı noktaya değiniyor. Yani hani bir bağımlılık olarak da bakabilirsiniz. Tam tersi sinema filmi izler gibi işte oyun da oynayabilirsiniz. Yani bu kültür endüstrisinin bir ürünü. Onun için de yani illa kötü bir şey değil. Çok da iyi bir şey değil. Neye göre nasıl baktığınıza göre tamamen değişen bir şey. Örneğin 2000'li yıllarda hani yükselen bir trend şeklinde eğitim alanında da dijital oyun kullanılıyor. Başlanıyor. Onun için yani kesinlikle kötü bir şey olarak ya da bağımlılık olarak düşünmesi bence yanlış. Ekstreme kaçtığı durumlar haç tabii. Hı hı. Peki dijital oyunların bir tarihine bakalım. Şimdi hayatımıza nasıl girdi? Aslında dijital oyun derken de neyi kastediyoruz? Yani her bilgisayar oyunu dijital oyun olarak nitelendirilebilir mi? Şimdi aslında dijital oyun dediğimiz birçok farklı platformda kullanılan, oynanabilecek bazı oyunlar. Hı-hı. Yani bilgisayarda olabilir, cep telefonunda olabilir, konsol oyunlarda olabilir ya da eskiden jetonlu Atari oyunlarda olabilir. Bunların hepsi dijital oyun içerisine giriyor. Şimdi tarihçesi aslında 1950'li yıllara kadar dayanıyor ilk örnekleri. Hı-hı. Ama hani mesela 80'li yıllardan itibaren daha dijital ya da bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu birazcık daha yol kat etmeye başlıyor ve ilk örneklerini 80'li yıllardan itibaren görmeye başlıyoruz. Şimdi 80'li yıllarda 3 bölümü ayırabiliriz. 80'li yılların ilk evresi dijital oyunlarının. Bu teknoloji gelişmeleriyle birlikte aslında ilk evresinde birazcık keşif. Yani insanların, oyuncuların bunu keşfetmesi, daha ilk adımlar olması. 90'lı yıllar işte bilgisayar teknolojisinin daha çok evlerde olması, konsol oyunlarının sayılarının artması ve birazcık da alışık olduğumuz bir durum. 2000'lerden itibaren ise artık hani oyunlar alışılmış, çok fazla kişinin oynadığı bir kültür endüstrisi bir ürünü haline geldi. 2000'den sonra alışılmış artık dijital oyun nedir diye soru soran. Yani internetle birlikte de bu zaten farklı bir yöne evrilmiş oldu. Aynen öyle. Bu şekilde kategorize edebiliriz yani tarihsel süreçte. Evet. Şimdi ilk dijital oyunlarda kullanılan yazılım ve donanımlarla günümüz dijital oyunlarının yazılım ve donanımları arasında elbette farklar var. Neler söyleyebiliriz? Siz şimdi aslında çok güzel örneklediniz. Cep telefonuna bile sığdırabildik dijital oyunları. Aynen öyle. Şimdi bizim buna yönelik bir çalışmamız oldu. Bir akademik yayınımız oldu. Yayın 1980'li yıllardan 2017 yılına kadar dijital oyun endüstrisinin gelişimi ve oluşturan yapay yaşam döngüleri üzerine bir çalışmaydı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NetLab Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı'nda yürütüldü bu araştırma. Bu araştırmada gördüğümüz gibi ilk yıllarda yani 80'li yıllarda aslında tekil oyunlar üretimi başladı. Bir seri oyundan söz konusu değil. 90'lı yılların ortasından itibaren artık oyunlar daha seri hale gelmiyor. İşte seri derken yani birinci oyun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl sonra yeni bir bölümü ya da serisi aynı devamı oluyor. Farklı bir aynısı yani. Farklı bir parçası oluyor. 2000'lerden sonra bu cross media, transmedia yani geçişken ortam ya da değişken ortamlar üzerinden sinema endüstrisi, film endüstrisi ya da televizyon endüstrisi ile ilişkiye geçiyor, bir araya geliyor ve bir oyunun farklı platformlar üzerinden ilerlediği, çok daha geçişken yeni nesil tasarım oyunlar. Bir kaynaşma söz konusu öyle değil mi? Yani aynen öyle. Şimdi mesela Yüzüklerin Efendisi. Yani hepimiz bir şekilde izlemişizdir ya da duymuşuzdur. Şimdi bu filmden sonra bir hemen oyun çıkarıldı Yüzüklerin Efendisi ismiyle. Yine buna keza bir oyundan hareketle
ya da bir oyuncaktan hareketle mesela sinema endüstrisinde büyük filmler serisi kazandırdı. Tabii. Yani bu birçok yönde olabilir. Mesela hani isim vermekte herhalde sakınca yok. Hmm. Transformers oyuncakları ilk başta oyuncak olarak çıktı. Daha sonra televizyona uyarlandı. Yani bir çizgi film serisi olarak devam etti. Daha sonra ise bir dijital oyuna dönüştürüldü ve seri olarak devam edildi. Daha sonra da film endüstrisine geçti. Aslında birbirlerini bütünleyen, tamamlayan, birbiriyle bağlantılı ama tekil de hareket edebilen bir sürü endüstrinin ürünü haline gelmiş oldu. Onun için dijital oyunları tek başına artık değerlendirmek çok da mümkün değil. Öyle ki şimdi benim de aslında hayran olduğum ve sürekli oynadığım oyunlar arasında oyun artık öyle bir popüler hale geldi ki Hollywood'dan oyuncu devşirip o senaryolara, o yüz, o profilde, onun karakterinde oyuncular, karakterler dahil oldu. O boyutta. İnanılmaz da bir pazar var. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde yine oyunlar üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve ben bunu duyduğumda konuğumuzdan aslında şaşırmıştım. Bilmiyorum şimdi o meblağı tam olarak telaffuz edemeyebilirim. Yanlışsa siz beni düzeltin. Şimdi Türkiye 750 milyon dolar civarında bir ihracatı olduğu, oyun özelinde bir ihracatı olduğu söyleniyor. Ve bu aslında oyun düşünüldüğünde çok ciddi bir para. Ve Türkiye bu işin içinde aslında tam anlamıyla yok. Pazarın dominantı da değil. Ona rağmen 750 milyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Bu dijital oyun platformlarının pazarının büyüklüğü nedir? Şimdi güzel bir soru. Teşekkürler. Aslında küresel oyun endüstrisi 180 milyar dolar civarında, yanlış hatırlamıyorsam. Bu bantta ilerliyor ve bu giderek artıyor. Sinema endüstrisinin çok daha üstünde bir pazar şu anda. Yani sinema gelirleri, gişe hasılatının çok daha üstünde bir pazar. Dijital oyun endüstrisi. Türkiye'de de yükseliyor. Özellikle de dijital oyunlar içerisinde de mobil oyunlar. Daha çok Türkiye'de. Türkiye'de ve dünyada da bu böyle. Neredeyse %50'si dijital oyun pazarının mobil oyunlardan oluşuyor. Türkiye'de de tabii daha fazla tüketiyoruz. İyi dijital oyun örnekleri de var. Ama dijital oyunu düşünürken, yani Türkiye'de dijital oyunların, bu endüstrinin gelişmesi için sadece oyun bazlı düşünmememiz gerekiyor. Örnek olarak 2000'li yıllarda ABD'de Electronic Arts'ın başkanlığını ya da yürütücünün üstlendiği bir toplantı serisi düzenlendi. Burada medya endüstrisi, sinema endüstrisi ve oyun tasarımcıları, oyun endüstrisi hepsi bir araya gelip yeni nesil, bu cross media olarak adlandırılan, yani her alanda bir içeriğin, öykünün devam ettiği bir tasarımı nasıl yapılabileceği üzerine düşünüldü. Biz de bu tür çalışmalara devam etmeliyiz. Yani örnekleri var, yok mu? Türkiye'de de var. Evet. Ama bu tür, yani sadece dijital oyun değil, bu öykünün sinemada uyarlanması ya da sinemadan oyuna uyarlanması ya da romanlardan işte filme, filmden oyuna gibi bir sürü uyarlamayı düşünerek birlikte hareket etmek gerekiyor. Sadece oyun endüstrisi bir yandan giderken Türkiye'de sinema endüstrisi başka bir yandan gitmesi çok da herhalde şey değil. Ve sadece artık oyunlar özelinde değil, siz de ifade ettiniz. Mesela oyunlara çok ciddi senaryolar ekleniyor. Hollywood vari senaryolar ekleniyor ve böyle hem siyasi tarihe tanıklık edecek vakalar yaşanıyor oyunlarda. Bir taraftan psikolojik tahliller yapılıyor. Aynı zamanda oyuncular oyunun içerisinde kendilerini seçenekler içerisinde buluyorlar. Yani oyunun gidişatını ve işte hani kaderi dönüştürme veya işte oyunun içinde bir kader çizgisi var. O kaderi değiştirme özelinde de oyuncuların çok aktif olduğunu ve böyle bir teknolojinin geliştiğini görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda bir dizi, muhtemelen kullanıcılarımız, dinleyicilerimiz hangi diziden bahsettiğimi az çok tahmin edeceklerdir. Dizinin gidişatını, olayın gidişatını dahi biz klavyeli mouse'da bir seçenek, bir tercihte bulunarak yönlendirebiliyoruz. İş bu noktaya kadar geldi. Aynen öyle. Yani sizin de dediğiniz gibi artık
oyunlar tek bir platformda değil. Oyun dediğimiz hani irili ufaklı çok değişken yani. Oyun dediğimiz yani illa günlerce oynanacak bir şey de olmayabilir. Cep telefonundan çok kısa süreli, kompakt yani otobüste dahi oynayabileceğiniz mobil oyunlar da var. Daha büyük, hani daha kapsamlı oyunlar da var. Şimdi burada önemli olan şey aslında bilgisayar teknolojisinin, görüntü teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte çok daha gerçekçi oyunların tasarlanabiliyor olması artık günümüzde. Yani 80'li yıllardaki bilgisayar teknolojisinin grafik altyapısının bu buna tam olarak yeterli değildi. Ama günümüzdeki bilgisayar teknolojisi yani daha ucuz maliyeti olan bilgisayarlarla dahi çok güçlü grafik anlamda çok güçlü oyunlarda oynanabiliyor artık. Bunun tabii şöyle bir şey söylenebilir. Artık sinema izlenen yani seyirci olduğumuz bir durumdan artık sanki filmin içine giriyormuş gibi çok sinematik grafik ve görsellerin olduğu sizin de dediğiniz gibi çok üst düzey oyunlar da var. Aslında biraz Matrix filmini andırıyor değil mi? Yani gelecek aslında distopik olarak sunulmuştu ama üzerinden de 15 yıl geçmedi ki evren Matrix'e döndü, ne dersiniz? Galiba dediğiniz doğru. Bu şekilde de ilerleyeceğiz. Bakalım ileride ne olacak. Peki şimdi tam da onu soracağım. İlerleyen süreçte Türkiye'yi bu dünyadaki teknoloji gelişimine ve oyun endüstrisine dair nerede görüyorsunuz? Bu atılımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi endüstri aslında ilerlemeye devam ediyor. Yani Türkiye'de oyun endüstrisi ya da oyun tasarımları 80'li yıllardan itibaren başladı denebilir. Yurt dışında birçok tasarımcı ya da mühendis buna başlamıştı. Sonradan Türkiye'ye döndüler ve birçok firma kurdular. Çoğu İstanbul merkezli. Tabii 90'lı 2000'li yıllarda, özellikle 2000'li yıllarda hani endüstri haline gelmiş oldu ilk örnekten sonra. İlerlemeye devam ediyoruz. Birçok da destek veriliyor. Yeterli mi? Belki daha da fazla desteklenebilir endüstri açısından. Hani birçok kurum tabii onlara finansal açıdan destekliyor ama birçok zorlukta karşılaşıyor firmalar. Örneğin dijital oyun tasarlamak sadece mühendislik alanına ilgili değil. Yani işin için tasarımcılar var, mühendisler var, sosyal medya uzmanları var, bilişim uzmanları var. Oyundan tasarlandıktan sonra bunu nasıl pazarlanacağı ya da farklı platformlardan sosyal medyada nasıl paylaşılabileceği ve devamlı olarak yeni eklentinin eklenmesi gibi birçok strateji var bu alanda. Bunların da bir araya göz ardı edilmemesi gerekiyor. Pekala Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kısa bir buluşma oldu bu. İlerleyen süreçte yine gelişmelerle sizlikle birlikte oluruz. Sayın dinleyicilerimiz, dijital oyunların dününe ve bugününe bir baktık. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ergin Şafak Dikmen stüdyo konuğumuzdu. Bu konuyla da, bu sohbetle de çevrim içi programının bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Programı Abdülvahap Türker hazırladı. Teknik yapımda Zafer Altay ve mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.